Oy. Hmm. Kimse bilmez, kimse bilmez. Yani şöyle de göstereyim size. Bir dakika, bir net misin? O kadar güzel oldu ki. Çok hoşuma gitti, bayıldım. Tam böyle benim tarzım oldu. O yüzden çok heyecanlıyım. Aloha! Bugün sizlerle bir astroloji videosu paylaşacağım. Daha doğrusu bir astroloji videosu, Astromanya serisine yeni bir video eklenecek diyeyim. Açıkçası çok uzun zamandır astroloji videosu çekmedim. Artık böyle bir de kanaldan değişik konular olduğu için içimden geldiği gibi de hareket ediyorum. Yani son zamanlarda minimalizme çok fazla önem verdim. Hayatımda da böyle bir sürü şeylerimi toparlıyorum, ediyorum falan. O yüzden de hani onları paylaşıyorum. Ama astroloji benim gerçekten çok sevdiğim bir hobim olduğu için bunu da sizlerle seve seve arada paylaşacağım. Ve astrolojiyle ilgili özellikle de çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bazılarına tek tek dönemediğim oluyor ama eğer ki dönmüyorsam, yani cevap alamıyorsanız, inanın o sorunuzun zaten cevabı kanaldaki herhangi bir videoda mutlaka vardır. Eğer böyle hiç ele almadığım bir konu hakkında soru soruyorsanız ona muhakkak dönerim. Onu da o şekilde hani açıkçası söylemek, belirtmek isterim. Bunun yanı sıra bugünün konusu Merkür gezegeni burçlarda. Bunu da sizlerle böyle açıkçası çok detaylı, hani böyle yarım saat boyunca, umuyorum yarım saati bulmaz video, böyle detaylı anlatmak istemiyorum. Ama böyle genel hatlarıyla, genel özellikleriyle bir Merkür gezegenini hem çok az anlatıp, zaten daha önceki videolarımdan hani izlediyseniz muhakkak biliyorsunuzdur artık, Merkür gezegenine biraz vakıfsınızdır. Özellikle ikizler ve başak burcu olan arkadaşlarımız. Onun böyle çok az üstünde durup hani koç burcunda, boğa burcunda falan diye böyle her bir burçta Merkür gezegenini ele alacağım. Merkür gezegeni nasıl bir gezegen? Bir kere Merkür zaten iletişimi temsil ediyor. İletişimden sorumlu bakanımız diyebiliriz bu gezegen için. Yılda 3-4 kez geri gidiyor. Zaten bu Merkür retrosunu hani duymayanlarınız yoktur. Hatta bu Merkür geri gittiği zaman, retroda olduğu zaman genelde hiçbir işe, yani yeni bir işe başlamayın derler. Yeni bir ilişkiye başlamayın derler. Hani geçmişte başladığınız ama devam ettirmeniz gereken işler varsa onu ele alabilirsiniz derler. Bunun yanı sıra bir de teknolojik aletler, atıyorum televizyonunuz, ne bileyim cep telefonunuz bozulabilir, düşebilir. İşte laptop bozulabilir, her şey olabilir bu süreçte. Bunda etkili ve gerçekten genelde Merkür retrodayken, hani benim de böyle kendimi kodlamak istemesem de, teknolojik aletler hasar görüyor da demeyeceğim, bir anda bozulabiliyor hiç sebepsiz yere. Bu noktada siz de Merkür gezegenine biraz vakıf olabilirsiniz. Ve Merkür'ün yönettiği burçlar İkizler ve Başak Burcu. Zaten bu burçlara hiç girmeyeceğim. Çünkü ikizleri de başakları da her 12 burcu anlattığım, ayrı ayrı ele aldığım 12 tane videom var. Dilerseniz zaten oradan izleyebilirsiniz. Ama öncelikle bir Koç Burcu'na giriş yapalım. Şimdi Koç Burcu, yani Merkür Koç Burcu'ndayken nasıl olur? Burada bütün burçlar için şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Merkür gezegeni sizin nasıl iletişim kurduğunuzu aslında belirliyor. Yani sizin Merkür'ünüz Koç burcundaysa ve özellikle ben hani hep buram buram terimini kullanıyorum. Buram buram dememin en büyük sebebi de hani bu derecelerden dolayı. Ama önemli değil. Hani genel olarak Koç burcundaysa sivri dilli olabilme olasılığınız çok yüksek. Kesinlikle zekanız da yüksek. Zekisinizdir genel olarak. Kendinizden bahsetmeyi sevebilirsiniz. Zaten Koç burcu biliyorsunuz ilk burç ve de ben der. Yani kendinden bahsetmeyi çok sever. Merkür Koç'ta iyi konuşmacı olur, lider olabilir ve sivri dilli, dediğim gibi. Kendisinden bahsetmeyi sevdiği kadar aslında karşısındaki kişi de ona bir şey anlattığı zaman genelde çözüm odaklı olduğu için hani böyle derinlemesine, işte biliyor musun ne oldu diye detaylı anlattığınızda ona çok kolay sıkılabilir. O yüzden Merkür Koçlar genel olarak böyle sonuç odaklı, hani tak tak tak, ve lider özellikleri de olduğu için hani bunu yaparsan şu olur, bunu yaparsan şöyle olur gibi tavsiyede bulunmaktan hoşlanabilirler. Bir de
de ben şöyle bir şey düşündüm. Hani her 12 burç için de böyle bir kelime, hani Merkür burçlardayken nasıl etkilenir diye böyle bir kendime sorduğumda şu geldi aklıma. Koç'ta mesela ben diyor. Yani Merkür gezegeni aslında Koç'un benini etkiliyor. Yani ben böyle yaparım, ben şöyle yaparım falan diye kendinden konuşmaktan hoşlanır diye ele alın. Yani her böyle bir burçta bir kelime ya da bir cümle size söyleyeceğim. Bu da böyle ne bileyim öyle içimden gelen bir şey oldu işte. Ben de böyle değişik düşündüğüm için zaten benim Merkür'üm Kova'da. Kova burcuna gelince belki de neden benim böyle anlattığımı falan da biraz olsun anlarsınız diye düşünüyorum. Merkür Boğa burcundayken görüşlerine çok fazla bağlı olabilir. Hatta görüşlerini değiştirmekte çok sıkıntı yaşayabilir. Kolay kolay inandığı bir şeyden vazgeçmekte zorlanabilir. Hatta bu vazgeçmesi gereken bir şey olsa bile zaten sabit bir burç Boğa. Hani ben buna inanıyorum ve bu doğrudur diye onda böyle inat edebilir. Bunun yanı sıra çok fazla ayrıntılara girmeyi sevmez. Genelde böyle güzel düşünür, güzel konuşur. İletişimde onun için yani Merkür Boğa'da olan insanlar için iletişimi güzel kullanmak. Türk mesela Türkseniz Türkçeyi güzel kullanmak çok kıymetlidir. Bir Merkür Boğa insanına mesela yani Merkür gezegeni işte Boğa burcunda olan biri böyle nasıl diyeyim çok dandun konuşulan ortamlardan da hoşlanmaz. Çünkü zaten Boğa estetik, güzellik, böyle sanatsal olanı ifade ettiği için iletişimde de bunu önemser. Onunla mesela ne bileyim partneriniz Merkür Boğa'daysa ona böyle şiirler yazıp güzel güzel konuştuğunuz zaman emin olun onu böyle bir tık daha fazla etkileme olasılığına sahipsiniz diyebilirim size. Bir de tabii Boğa demişken yani paradan sonuçta topraklanmak, maddiyatı da biraz temsil ediyor. Ve bu noktada da kolay kolay başarıyı şansa bırakmayabilirler. Bunun yanı sıra hani Koç için ben demiştim. Boğa burcu içinde bir cümlede hani Merkür Boğa için görüşlerine sıkı sıkıya bağlı diyebilirim. Ayrıntıları onları başarıya götürüyorsa irdelemeyi severler. Ama kısacası hani en çok bilmeniz gereken sanatsal olmaları. Yani bu her şeyde güzellikle iletişimi, ilişkilerini bu şekilde yönlendirmeyi, bu şekilde ilerletmeyi severler. O yüzden hani böyle Merkür Boğalar deyince zaten hani benim böyle içim çiçek açıyor. Çünkü böyle çok güzel konuşan, gerçekten çok yumuşak sesle konuşan insanlar aklıma geliyor. Genel hatlarıyla bu böyledir. Geldik Merkür İkizler Burcu'nda. Merkür ikizlerde zaten evindedir. Aşırı derecede mantıklıdır. Çok 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 zekidir. Aşırı böyle pratik zekalıdır aslında. Ayrıntılarda hiçbir şekilde boğulmaz. Büyük resmi görür. Çok iyi konuşmacıdır. Yani böyle herkesle iletişim kurabilir. Zaten hani Merkür ikizler olan biri fazla da konuşur. Hatta böyle artık konuşmasından yorulabilirsiniz. Hani bir sus sen yeter diyebilirsiniz. Ama aşırı eğlencelidir. Hani olur ya böyle bazı insanlar... Evet bugün de hani böyle ve ondan sonra da böyle falan hani böyle tek bir düzlemde diyeyim hani konuşur. Merkür ikizlerin konuşma tarzı da böyle şeydir. Evet bugün bunu yaptık ondan sonra bunu yapacağız ve ondan sonra da şunu yapacağız falan böyle canlıdır. Ve bunun yanı sıra hani böyle gazetecilik ona çok uygun olabilir. İletişimle ilgili herhangi bir meslek bu burca çok uygun olabilir. Konunun özünü yakalar, gizlilik sevmez. Büyük resme her zaman için odaklıdır Merkür ikizlerde ve dili iyi kullanır yani genel hatlarıyla ama şöyle bir şey var. Buna böyle tırnak içinde patavatsız diyebilirim. Çünkü bazen hani lambur lumbur konuşmak vardır ya aslında kötü niyetle de bunu yapmaz. Ama dobradır, içinden geleni de söylemek ister. İletişiminde de açıktır öyle yalan, sır hani sevmez. Yani bir şeyi saklamak için saklamaz ikizler, Merkür ikizler. Sadece o şeye girmeyeceğim şimdi. Genel burç özelliklerine girmeyeyim o zaman dağılırız. Merkür ikizlerde... nasıl diyeyim ben size, gizlilik sevmediği için ve her şeyi olduğu gibi ortaya döktüğü için biraz böyle ne anlatıyor, neden bunu söyledi, burada da bu söylenir mi falan diye arkadaşları tarafından bu şekilde algılanabilir.
Dolayısıyla belki de bu konuya dikkat etmesi Merkür ikizlerin çok yararına olabilir diye düşünüyorum ben. Merkür ikizleri tek bir cümleyle ya da tek bir kelimeyle de özetlemek gerekirse zeki, çok zeki ve pratik zeka. Bundan bahsedebiliriz açıkçası ve bu anlamda da bu zekasını iyi yönde kullanırsa eminim zaten çok iyi yerlere gelecektir. Merkür Yengeç burcundayken kesinlikle arkadaşlar böyle tartışmayı sevmez. Yani tartışmayı en az seven burçlardan ikisi bir Merkür Yengeç'teyken, ikincisi de Merkür Balık'tayken. Şimdi bazı burçlar, daha doğrusu Merkür işte Koç'ta, Aslan'da, hatta ve hatta Yay burcunda ve ikizlerde tartışmaya açıktır. Yani tartışma onları korkutmaz. Ama bir Merkür Yengeç'le konuşuyorsanız ve bu böyle tartışma halini aldıysa gerçekten onu böyle itebilir ve tamamen böyle kendi kabuğuna çekilme gereksinimi duyabilir. Onun yanı sıra dili güzel kullanır, boğa gibi. Zaten elementi de su. Ve tek kelimeyle yine ifade etmek gerekirse duygu ve mantık arasındaki denge diyebilirim Merkür Yengeç için. Çünkü duygularına çok fazla kapılıp gidebilir ve iletişiminde genelde nasıl hissettiğinden bahseder. Dikkat edin. Özellikle buram buram Merkür Yengeç, yani işte Merkür Yengeç'te olan arkadaşlarınız ya da tanıdıklarınız varsa genelde hep hani ben şöyle hissediyorum diye konuşmaya meylenebilirler. Bunun yanı sıra sıkıntı dinlemekte üzerlerine yoktur diyebilirim. Yani böyle bir derdiniz, bir şeyiniz olduğu zaman, bir sorununuz, kesinlikle çok iyi dinleyicidirler ve size yardımcı olmak için de ellerinden geleni yaparlar. Zaten yengeç yani ana hatlarıyla da anaç olduğu için ve böyle şefkatle sarıp sarmalamak istediği için bu anlamda da iletişimde de hani böyle anlat bana, ben sana yardımcı olayım gibi böyle bir izlenim de verebilirler. Aynı zamanda kandırılmaya müsait bir burçtur. Yani onu mesela böyle sözlerinizle kandırabilirsiniz. Çünkü inanabilir Merkür Yengeç. Daha böyle bir naifliği vardır. O yüzden Merkür Yengeçler, aman diyorum, dikkat edin. Böyle bu çok güzel bir şey. Hani bu kadar böyle tatlı olmanız ve insanlar size böyle sivri konuştuğu zaman alınabilirsiniz. Böyle bir özelliğiniz de var. Ama siz kendinizdeki olumlu yönlere odaklanın ve de kimsenin sizi böyle incitmesine izin vermeyin derim ben. Merkür Aslan burcundayken bir kere şöyle bir şey vardır. Yani Aslan, ya Merkür Aslan konuştuğu zaman dinleyenler de kesinlikle, ama kesinlikle yani %90 bu şaşmaz, bir saygı uyandırır. Yani böyle dinleyen ona "Aa evet, doğru söylüyor." gibi böyle bakabilir. Bunu zaten sever. Yine Merkür Aslan'ın hani tek kelimesi ya da böyle tek cümlesi konuşmayı genelde ilgi çekmek için yapar diyebilirim. Tabii ki de bunların hepsi genelleme. "Aa ben öyle değilim ki, aa hayır, o bende yok ki" demeyin. Yani genellemeden bahsediyorum. Genel olarak böyle. Ve ilgi çekmek için konuşmayı da sever. Ama Aslan iyi konuşmacıdır. Yani Merkür Aslan iyi konuşmacıdır. Genelde toplumda böyle bir yerlere gelmiş insanların çoğunluğu, ben de buna şaşırdım, bilmiyordum açıkçası. Ama bu videoyu çekmeden önce işte araştırırken buldum. Bir yere gelmiş ya da böyle hani insanlara, nasıl diyeyim, insanlar önünde böyle saygın olan insanların çoğunluğu, yani %80'i gibi anladım ben, Merkürleri Aslan'daymış. Doğal böyle bir auraları varmış. Zaten aslanların da böyledir. Hani güneş gezegeninin yöneticisinde genel olarak aslan ya. Ama burada Merkür'ün aslanda olması da aslında onu kuvvetli yapıyor. Yani onun iletişiminin, onun dinletilebilesi, hiç Türkçe olmayan bir kelime ama bu yönünün güçlü olduğunu gösteriyor. Yöneticilik kesin olarak aslan burçlarına göre bir meslek. Yani Merkür aslana göre. Çünkü o böyle öğüt verir. Direkt böyle böyle düşünüyorum ve böyle olsun dediğinde genelde doğru çıkar. Bundan hoşlanır. İnsan sever. İnsanlarla iletişimi de iyidir. Merkür Yengeç daha böyle alıngan, daha böyle belki dişilken Merkür Aslan daha güçlü ve dominant durabilir. Esas bahsettiğim nokta bu. Merkür Başak'ta bir kere çok yüksek konumdadır. Zaten dediğim gibi hem ikizlerin hem de Başak Burcu'nun yöneticisi Merkür'dür. Merkür dediğimizde tek bir kelime, detay. Yani Merkür
Başak sizi detaylarla boğabilir. Yalan söyleyemeyeceğim. Yani çok fazla detaylara odaklıdır. Zaten Başak Burcu böyledir ama Merkür Başak'ta derken biz iletişimimizin detaylandırılmasından bahsediyoruz. Mantık dışı şeyleri kolay kolay sevmez ve kabullenmez. Eleştirel olabilir. Zaten sözleriyle, iletişimiyle sizi eleştirebilir. Bundan zaman zaman rahatsız olabilirsiniz. O yüzden özellikle hani Merkür Başakların bu yönleri eğer ağır basıyorsa ya da böyle eleştirmeye müsaitlerse diyeyim ilişkilerinde, iletişimlerinde buna bir dikkat etmelerinde gerçekten büyük fayda var. Ve yine Merkür Başakların en çok öğrenmesi gereken konulardan bir tanesi birazcık sezgilerini güçlendirmeleri ve sezgilerine güvenmeleridir. Çünkü onların dünyasında böyle mantık dışı şeyler hani tamamen saçmadır genel olarak. Bunun yanı sıra Merkür Başakların hafızası çok iyidir. Plan program çok sever. Ve yani ona böyle mantıklı konularla gelin. Böyle çok iyi anlaşırsınız, çok iyi konuşursunuz. Yardım etmekten kesinlikle çok hoşlanır. Bir derdiniz varsa bir Merkür Başak'a anlattığınızda emin olun çok iyi bir dinleyicidir. Sizi dinler, size elinden geleni de söyler, yapar. Sadece biraz fazla mantıkta kalabilir. Bu açıdan belki zaman zaman yetersiz olabilir. Ama dediğim gibi kendilerini bu anlamda geliştirmeyi seçerlerse çok iyi olacağını düşünüyorum açıkçası nacizane. Merkür terazide. Şimdi Merkür terazi burcundayken birincisi dengeden bahsediyoruz. Merkür terazi zaten konuşmayı çok sever. Yine boğa burcu gibi zaten hani o da böyle güzellik seviyor. Terazi burcu da güzellik seviyor. Yine güzel konuşur. Böyle tatlı tatlı konuşur. Bir boğa, Merkür boğa kadar olmasa da iletişime önem verir. İletişimde güzel konuşmaya önem verir o da. Fakat ve lakin bir Merkür terazi için mesela bir işi bitirmekten ve yapmaktan daha önemli olan değişik bilgiler toplayıp hani onu nasıl yapacağım, buna nasıl başlayacağım diye onu bulmak ve sık sık da karar değiştirebildiği için o bir işe başlaması gerçekten zaman alabilir. Ve Merkür terazilerin hani oradan buradan herkesten bir bilgi toplama durumları vardır. Bu yüzden açıkçası eğer ki siz Merkür terazi yani Merkür işte Merkürünüz terazideyse ve böyle görüyorsanız kendinizi biraz böyle dengede kalıp ben şu anda neyi yapmak istiyorum? Bunu yapmak istiyorum. O zaman hemen başla. Hani bu yani Nike'ın Just Do It. Hemen yap yani o sizin için aslında söylenmiş bir cümle bu noktada. Çünkü siz hemen yapmazsanız karar vermek durumunda kalıyorsunuz ve kolay kolay da karar veremediğiniz için ikilemlerde, üçlemlerde, dörtlemlerde kalma olasılığınız yüksek. Merkür Akrep Burcu'nda. Merkür Akrep'te ben zaten akrep deyince hep böyle biraz tehlike yani şey olur ya böyle hani kırmızı böyle işte ambulansların falan şeyinde böyle dıt dıt diye böyle dönen bir lamba hep o aklıma geliyor. Yani Merkür Akrep'te bir kelimeyle sezgi diyorum. Ve nasıldır? Bir kere sivri dilli olabilir ve Merkür Akrep konuşursa zaten Akrep Burcu'nu hani bilenler bilir. Yani konuşursa can yakabilir böyle. O da son noktada. Herkese ve her zaman böyle kolay kolay o diliyle de sokmaz. Ama gerçekten çok sevdiği birinden, bir arkadaşı olabilir, partneri olabilir, vazgeçtiyse de hiç acımaz. Yani bunu bir kenara not edin ve akrebin her türlüsüne karşı dikkatli olmakta fayda var demek zorundayım. Çünkü biliyorum, yani bu benim deneyim, tecrübem ve öğrendiklerimden de biliyorum ama bu asla aman Akrep Burcu tükaka değil. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım Akrep Burcu ve Akrep Burcu'nu severim genel olarak. Zaten dediğim gibi yani Akrep Burcu'nu anlattığım videoya da özellikle göz atabilirsiniz ama Merkür Akrep'teyken bir kere sırlarınızı zaten kendisine çok büyük bir güvenle teslim edebilirsiniz. Kolay kolay kandırılamazlar bu insanlar. Konuşmalarında böyle çok mesela böyle benim gibi uzun uzun anlatmazlar. Daha böyle kısa ve nettir. Mesela Merkür Oğlak'ın konuşması daha çok başarıya ve sonuca odaklıdır. Ama Merkür Akrep'in daha çok sezgiye dayalıdır. Yani kolay kolay ben şunu sezinledim demez. Mesela Yengeç bu konuda daha açıktır. Ama onu anlarsınız. Bakışlarıyla size anlatabilir. Yani Merkür Akrep aslında kendini kolay kolay iletişimde
isterse ifade eder. İstemezse çok konuşmaya da bilir. Zaten gözlemcilik özellikleri çok fazladır diyebilirim. Ama dediğim gibi yani kuşkucu olabilirler. Yani size sorular sorabilirler mesela. Ne yaptın, ne ettin? Atıyorum. Yani iletişimde buna dikkat edebilirler. Merkür yay burcundayken bir kere maceradan bahsediyoruz. Yani Merkür yayların konuşması, Merkür ikizler gibi inanılmaz eğlencelidir. Böyle abartmayı severler bir şeyleri anlatırken. Çok eğlenceli anlatırlar. Genel olarak zaten bir şeyi anlatırken yaşarlar bu insanlar. Yani o gözünüzde canlanabilir. Çok canlı bir anlatımları vardır. Böyle nasıl diyeyim, yani tek düze değildir, böyle volümlüdür ve bu da çok aslında eğlendirir karşısındaki insanı. Çok değişken olabilirler sadece ve derinlilik ve süreklilik olmayabilir iletişimlerinde. Yani aslında biraz böyle hani bu güzel bir şey tabii ki de maceracı olmak ya da böyle bir şeyi anlatırken gerçekten onu abartarak anlatmak da bence ona böyle bir süsleme katıyor. Ama belki iletişimlerinde biraz daha derine inmeyi seçebilirler. Çünkü genelde Merkür ikizler ve Merkür yayın özellikle iletişimleri biraz daha böyle yüzeyde kalmaya meyilli olabilir. Bu noktada eğer ki dilerlerse ya da karşısındaki insan onu daha fazla tanısın, o da karşısındaki insanı daha fazla tanısın isterlerse... Oy, nefessiz kaldım. Biraz daha böyle derinlik olmasına dikkat etmelerinde fayda var. Ama dediğim gibi macera olmazsa olmaz bir Merkür yay için. Merkür Oğlak'ta. Şimdi Merkür Oğlak'tayken bir kere tek kelimeyle ciddi diyebilirim. Ve yine dinletir karşısındakine kendisini ama bu böyle daha aslan, yani Merkür Aslan'daki gibi değil de böyle daha ağır başlı, daha böyle saygın bir anlatımı vardır diyeyim. Genelde gerektiği zaman konuşur, gerekmediği zaman hiçbir şekilde öyle konuşmaz. Zaten Merkür Oğlak dedikodudan hiç hoşlanmaz ve başarıyla, onu böyle başarıya ulaştıracak konularda konuşmayı da sever. Çözüm odaklıdır. Zaten liderler de, yani öncü olan liderler diyeyim yani, ya da bir işte gerçekten üst noktada olanların Merkür'ün Oğlak'ta olması onların çok işine gelir. Yöneticilik ya da böyle üst seviyeler işlerindeki artık o üst mertebe onları çok motive eder. Bunun yanı sıra mesafeli durabilirler. Öyle Merkür Oğlak çabuk konuşup çabuk kaynaşan bir yapıda da değildir. Dolayısıyla onların böyle bir insanla konuşması, açılması da biraz zaman alır. Bu yüzden de hani bir Merkür Oğlak'la konuşuyorsanız ona zaman vermeniz gerekiyor. Mesela böyle alanına girerseniz ya da ne bileyim böyle hemen hemen hani mesela Merkür İkizler ve Merkür Oğlak'a çok böyle deli gibi yakın arkadaş düşünemiyorum. Çünkü kesinlikle böyle Merkür Oğlak ne oluyor, bir kendine gel diyebilir. Ve aslında ben böyle kafamda şey düşünüyorum. Mesela birazdan anlatacağım. Benim Merkür'üm Kova'da, işte benim hani Merkür Kova'da ve Merkür İkizler'de muhteşem anlaşırlar. Zaten ikisi de hava. Hani element ama böyle ne bileyim. Mesela Merkür İkizler ve Merkür Balık böyle çok farklı geliyor bana kafamda. Dolayısıyla hani belki siz de bu açıdan da düşünürseniz daha da kafanızda oturabilir diye düşünmekteyim. Bir deneyin bakalım nasıl olacak. Merkür Kova için yine tek bir cümle ya da artık bu farklı düşünür arkadaşlar. Yani Merkür Kova bir kere çözüme odaklıdır. Hani şey derler ya, kutunun dışından düşün, işte think out of the box diye böyle bir deyim vardır. Bu Merkür Kova için aşırı doğrudur. Genelde topluma yarar sağlayan ve böyle toplum için hani bir şey yapmak isterler. Onları motive eder bu. Böyle orijinal fikirleri çok peşinde koşarlar. Ve aslında hani yani Merkür Kova için böyle orijinal olmak için orijinallik değil de zaten onların yapılarında böyle bir farklılık, farklılık derken özel anlamında demiyorum. Kova özel hissetmeyi sever, o ayrı. Ama böyle değişik düşünmeyi sever bu insanlar. Çünkü kimseyi kolay kolay yargılamazlar. Ve Merkür Kova böyle konuşması, anlaşması en kolay burçlardan biridir bu anlamda. Merkür Terazi ve Merkür İkizler de öyle yani, birkaç tanesi. Ama Merkür Kova için kesinlikle bunu söyleyebilirim. Kolay konuşabilirsiniz, kolay iletişime geçer. Özellikle sizi sevdiyse genel olarak da böyle saatlerce hani konuşabilirsiniz. O böyle muhabbet akar gider, bunu size yani söyleyebilirim. Çünkü benim Merkür'üm hem Kova'da hem Kova burcuyum. O yüzden ben bunu çok net biliyorum. Bir de eğlencelidirler de. Hani böyle daha derinlemesine inmeyi de severler. Böyle onlar için hiçbir şey yüzeyde kalmaz. Çünkü anlamayı, dinlemeyi, bilmeyi severler.
Zaman zaman biraz ukala gelebilirler çünkü bazen böyle kendilerinden bahsetmek ön plana çıkabilir açıkçası. Belki buna dikkat etmekte fayda var diyebilirim. Ve bunun yanı sıra önemsiz ayrıntılarla ilgilenmezler, yaratıcıdırlar ve çok iyi çözümlerler bir konuyu. Böyle ele aldıklarında onu zaten tamam bu nasıl olmalı deyip o şekilde hemen böyle onu çözümlemeye bakarlar. Şimdi son olarak Merkür Balık burcunda bir kere en tatlı dilli burçtan bahsediyoruz. Merkür balık çok tatlı konuşur, çok yumuşak konuşur. Hani ben buna böyle meditatif ses diyorum. Şöyle, evet bugün sizinle iletişimimizde buna çok dikkat etmemizde aslında fayda var. Ve bunun en büyük sebebi böyle konuşurlar. Yani Merkür balık konuşurken, ay ben şurada bir kıvrılayım uyuyayım sen konuşmaya devam et falan diyebilirsiniz. Böyle bir iletişimleri, etkileşimleri vardır. Kolay kolay hiç kimseyi kırmazlar. Mesela Merkür ikizler, kova, yay özellikle ya da akrep hani dobralıklarından dolayı da kırmaktan çekinmeyebilirler. Ama Merkür balık değil iki kere, üç kere, dört kere düşünür karşısındakini kırmamak için. Ve iletişimine bu açıdan da dikkat eder. Bunun yanı sıra ben meditatif ses diyorum. Merkür balıkları bunu söyledim bilmiyorum artık biraz kafam yanmaya başladı. Ama böyle çok tatlı dilli evet dediğim gibi konuşurlar. Bir de insanların ruhlarının derinliklerine kadar anlamaya meyillidir Merkür balık. Ve değişiklikten hoşlanırlar. Onlarla da yine onları böyle derdinizi anlattığınızda sadece olumsuz olarak belki söyleyebileceğim onu çok üstlerine alabilirler, hissedebilirler. Ve bu da kendilerini çok iyi hissetmemelerine sebep olabilir. Empati yeteneklerinin de yüksek olmasından dolayı yani iletişimlerinde de sizi kendilerinin yerine çok kolaylıkla koyabilirler. O yüzden yani Merkür balıklar aslında gerçekten şimdi bir şey daha var bu arada onu da söylemem gerekiyor. Hocam bana söylemişti zamanında. Merkür balık bu arada beni dinleyen, izleyen astrologlar varsa bu konuda yanlışsam hani siz de beni lütfen düzeltin. Benim bildiğim kadarıyla bazı gezegenler haritada geri gidiyor. Genelde 3 ya da 4, bazen 2, bazen hiç geri gitmemiş de olabilir. Ama hani geri giden gezegenler vardır ve özellikle Merkür balıkta ve geri gidiyorsa doğum haritasında akıl hastalıklarına yatkın olabilirler demişti benim hocam. O yüzden hani bu gezegenlerin geri gitmesi konusunu hiç ele almadım. Zaten bilmiyorum o konuyu bir videoda ele alır mıyım ya da ele almaya değer mi bu anlamda. Ama bu da hani aklınızın bir ucunda bulunsun. Çünkü gerçekten çok da derin düşünürler Merkür balıklar. O yüzden de belki çok fazla empatikseniz bu over empatik olmaya bir son verebilirsiniz dilerseniz diyorum. Ve burada videoyu yan. Burada artık konumuzun sonuna geliyorum. Aslında sandığımdan daha uzun oldu ama yani olduğu gibi de anlatmak istedim size. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Ve gerçekten sorularınız varsa sorularınızı da bekliyorum. Bunun yanı sıra astroloji alanında ele almamı istediğiniz belli başlı konular varsa bununla ilgili de gönderin gelsin diyorum. Bu arada şeyi söyleyeceğim. İki tane konu daha var. Birincisi podcast'te başladım. Ne olmuş yani adı. Spotify'dan, işte Apple'dan hani bakabilirsiniz. İstediğiniz yerden dinleyebilirsiniz. Ne olmuş yani yazdığınızda çıkıyor. YouTube'da tabii ki de ele almadığım konuları ele alıyorum. O biraz bana radyo programı gibi geliyor. Ama bazen bu arada konuk da alıyorum. O da çok güzel oluyor. Ben çok keyif alıyorum. O yüzden dilerseniz onu da bir dinleyin derim. Hani YouTube'dan izlemeniz gerekiyor ama oradan hani kulağınıza takıp her an işte dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir de bir şey daha var. Baktım geçen gün beni böyle %92'si, 93'ü izleyenlerin abone olmayanlar. Ve hani izliyorsanız niye abone olmuyorsunuz onu anlamadım. Yani ben birini seviyorsam, destekliyorsam hani abone olmayı isterim. Tabii ki de istemiyorsanız olmayın. Hiçbir şey zorla değil ama şey biraz böyle şaşırdım. Hani madem izleniyor o zaman niye abone olunmuyor diye böyle şaşırdım. O yüzden hani belki aklınızdan çıkıyor olabilir. Eğer ki dilerseniz, sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Her cuma 6'da video yayına giriyor genelde. Böyle artık susayım ben çünkü evet fazla konuştum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın.
Tabii ki bunun konumuzla hiçbir alakası yok. Yok, yok, yok. Birden şöyle bir tokat attım ama tokam da belli olmuyor. Oy, neyse. Böyle saçım açık olunca da sanki hareket edersem bozulacak gibi geliyor. Değişik bir psikoloji ya. Gerçekten sinirlerim bozuyor böyle. Ne oluyor bana?